Merhaba sevgili izleyicilerim. Bugün sizlere böyle şişile bir bayan yeleğini başladım. Şimdi sevgili izleyicilerim hem örneğini anlatacağım hem ilmek sayılarını vereceğim. Almak istiyorsanız bize 0212 746 54 11'den ulaşabilirsiniz. Şimdi şöyle ilmek sayılarını ve ipimi göstermek istiyorum. 3 numara şiş kullanıyorum. Böyle 3 numara şişim. İpimiz de böyle simli. Simli ipimiz. Bu taş rengine yakın bir renk ama taş rengi değil. Biraz daha koyusu gibi. Tam rengini şimdi bilemiyorum. Şöyle sevgili izleyicilerim bakın hemen şöyle göstermek istiyorum örneği. Kibar bir gelin yeleği. Şöyle 38 bedene çok rahat olacak büyüklükte. 80 ilmekle başladık önleri. 4 örneğimiz var. 1, 2, 3, 4 örneğimiz var. 80 ilmek. Önler. Bu araşolar olduğu için bayağı bir geniş oldu. Diğer önümüz de aynı. Bakın diğer önüm de aynı. Arkası da şöyle hemen arkasını da bakın şöyle arkasını da 115 ilmek arkası da böyle dursun yine modelim burada. Şöyle yakından. Böyle ben başka bir parçada sizlerle hemen örneği başlamak istiyorum. Siz ara ara yine örneğimi göreceksiniz. Modelimizi yani şöyle ipleri iç tarafa doğru alayım ekranda. Sonra ben dikerken onları zaten hepsini temizliyorum, kesiyorum. Şu an böyle. Şimdi... Lastiği böyle değişik lastik yaptık. Şimdi hemen başlıyorum. Bitiminde zaten kol kesiminde falan da lastiğini göreceksiniz yapılışını. Şimdi sevgili izleyicilerim 32 örneği sizlere anlatmam gerekiyor. Şöyle hemen buradan bakın şu lastiği değil. Bir iki örneği anlatmam lazım. Çünkü tam anlaşılsın diye fazla uzatmayayım. 35 ilmek attım. Ve hemen örneğe başlıyorum. Şimdi bir tane dikiş ilmeği alıyorum ben. Sonra 6 tane. 2, 3, 4, 5, 6 tane aroşe yapıyorum. Dikiş ilmeğimizden hariç 6 tane aroşe yapıyorum. Şöyle hemen ikisini bir alıyorum. Bakın ikisini bir aldım. Sonra doluyorum. Bir tane düz ördüm. Tekrar doladım şişime. Yine ikisini bir alıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane aroşe yaptık. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Yine aynı bakın. İkisini bir aldım. Sonra doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar ikisini bir alıyorum. Doladıktan sonra. Aynı şurada yaptığımız gibi. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane aroşamız var ön yüzeyde. Bu da dikiş ilmeğimiz. Şu an 2 örneğimizi göstermiş oldum, başlamış olduk. Arka yüzeyi hepsi ters yani ters diyorum aroşa olacak ters örgü arka yüzeyden böyle. Ben hemen hızlıca geçerken siz modelimi izleyin. Yakından örneğimizi. Bu arada bu örneği bana bir sevgili izleyicim
benimle paylaştı. Yıldız Hanım, ona da çok teşekkür ediyorum buradan. Ben şimdi yan tarafta arkasını örüyorum, arka yüzeyini, örgünü. Çok kolay ve zevkli bir model. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi arka yüzeyini hızlıca geçtim. Ön yüzeye geldik. Şimdi yine aynı, bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane, 3, 5 tane aroşe yapıyoruz bu sefer. Şu 6. ile 7. ilmeğimizi ilk de topladığımızı hemen böyle topluyoruz önce. Sonra tekrar bir doluyorum. Böyle 1, 2, 3 taneyi düz örüyorum. Tekrar bir doladım. Hemen zaten burada bakın toplama yeri var. Belli. Hemen devam ediyoruz yine buradan. Şimdi arada 9 tane aroşamız var. 11 ile başlamıştık. 9 tane aroşa yapıyoruz. Şimdi tekrar bakın 2, 4, 6, 8, 9 saydık. Buradan hemen topluyoruz. Yani ikisini bir alıyorum. Şişime doladım. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar şişime doluyorum. Hemen böyle topluyorum ikisini. Burada yine bakın 5 tane aroşamız var. Bu da dikiş ilmeğimiz. Arka yüzeyi zaten hepsi ters örgü. Şimdi yine bakın arka yüzeye geldim. Hızlıca geçmek istiyorum. Siz modelimi izlerken. Kibar, aroşalı bir bayan yeleği. Ben gelin yeleği diyorum. Sim de var içinde. Simli gelin yeleği. Başlarken de söylemiştim. Eğer beğendiyseniz bizi söylediğim numaradan arayabilirsiniz. Şimdi yine ön yüzeydeyiz bakın. Zaten belli olmaya başladı. Şimdi yine dikiş ilmeğimle başlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimizi aroşa yaptık bu sefer. Yine bakın hemen toplama yeri burada. İkisini bir alıyorum. Tekrar doluyorum. Bu sefer şuradan hemen yine ikisini bir alıyorum. Bir tane doladım, bir düz. Tekrar şişime doluyorum. İki ilmeğimi bir alıyorum. Yine şişime doladım. Tekrar iki ilmeğimi bir alıyorum. Şimdi 7 tane ilmeğimizi aroşa yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın yine böyle toplama yerine geldik. Topluyoruz 2 tane, yani bir alıyoruz. Tekrar şişime doladım. İkisini bir alıyorum. Yine doladık şişimizi. Bu sefer bir ilmeğimizi düz örüyorum. Tekrar doluyorum. İkisini bir alıyorum. Yine şişime doladım. İkisini bir aldım. Bakın 4 tane burada ilmeğim kaldı. 2, 3, 4. Bu da dikiş ilmeğimiz. Şöyle. Şimdi arka yüzeyi hepsi ters örgü. Böyle ters yapıyoruz arka yüzeyden. Ajurlu, aroşalı
yelek modelimiz. Tam genç kızlarımıza, gelinlerimize bohçalara koymak için çeyizlik yelek sevgili izleyicilerim. Daha büyük yapmak isterseniz tabi ilmek sayılarını çoğaltabilirsiniz. Bakın şimdi yine ön yüzeydeyim. Şimdi 1, 2, 3 tane ilmeğimi aroşe yaptım. Hemen 4 ile 5'i topluyorum. Zaten belli olmaya başladı bakın. Şimdi yine doladım. Yine ikisini bir alıyorum. Yani topluyorum diyorum ben. İkisini bir alıyorum. Şimdi tekrar doladık şişimizi. 3 ilmeğimizi örüyoruz. Bir tane ilmeğimizi bir sırada örüyoruz. İkinci sırada 3 ilmeğimizi örüyoruz toplamadan. Şimdi tekrar şişime doladım. Yine ikisini bir alıyorum. Yine doluyorum. Tekrar ikisini bir alıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimiz var burada aroşa. Bakın 6 ile 7'yi hemen buradan bir alıyorum. Buradaki ilmeklerimiz azalmaya başladı. 11 ile başladık birinci sıramızda. Sonra 9, sonra 7, şimdi 5 tane. Yine doladım bakın şişime. İkisini bir alıyorum. Tekrar doluyorum hemen. 3 ilmeğimi örüyorum. 3 ilmeğimi ördükten sonra tekrar şişime doluyorum. İkisini bir aldım. Yine doluyorum. İkisini bir alıyorum. Tekrar burada 3 ilmeğim kaldı. Son ilmeğimle sıramın sonuna geldim. Şöyle. Şimdi arka yüzeyi hepsi ters. Böyle örnekler ben kolay diyorum. Hem daha çabuk örülebiliyor. Hem de kolay geliyor örgü bilene. Hızlıca hemen örüyorum. Sizlere daha çabuk anlatabilmek için. Yan tarafta hızlı örüyorum. Örneğimiz zaten 1-2 sıra kaldı. Sonra tekrar ikinci örneği devam edeceksiniz. Şimdi yine ön yüzeydeyim örgünün. Şimdi dikiş ilmeğim bakın 1, 2 tane aroşe yapıyorum şimdi. Hemen 3 ile 4'ü 1 alıyorum. Şişime doladım. Hemen şimdi yine yanındakini ikisini 1 aldım. Tekrar doluyorum. Yine ikisini 1 alıyorum. Şimdi 1, 2, 1 tane daha doluyoruz. Bakın şu ortadaki direk gibi olan yeri hiç kaybetmeyeceğiz. Hep orada bir ilmeğimiz bir sıra. İkinci sırada 3 ilmeğimiz düz gidecek. Şimdi bir taneyi ördük. Tekrar doladım. İkisini bir alıyorum. Tekrar doluyorum. Yine ikisini bir alıyorum. Bir daha doladım. Yine ikisini bir alıyorum. Şimdi 1, 2, 3 tane ilmeğimiz kaldı ortada. Hemen bakın 4 ile 5'i yine topluyoruz. Yani ikisini bir alıyoruz. Tekrar doluyorum. Yine ikisini bir. Doluyoruz. İkisini bir. Alıyorum. Tekrar doladım. Bir tane düz örüyorum. Düzden sonra şişime doluyorum. Yine ikisini bir alıyorum. Bir daha doluyoruz. İkisini bir. Tekrar doluyorum. İkisini bir alıyorum. Bir, iki tane ilmeğimiz kaldı. Sonraki sırada bir tane daha yaptık mı örneğimiz bitmiş oluyor sevgili izleyicilerim. Hemen yine ben hızlıca geçiyorum. Çok sizin değerli vaktinizi almak istemiyorum. Siz modelimi izlerken ben yan tarafta hemen hızlı geçiyorum.
Şimdi bakın yine ön yüzeydeyim. Şimdi bir tane dikiş ilmeğimiz, bir aroşamız burada kaldı. Hemen ikinciyle yine ikisini bir aldık bakın. Bu örneğimizin son sırası. İkisini bir aldıktan sonra şişime doladım. Hemen yanındakini yine ikisini bir alıyorum. Tekrar doladım. Yine ikisini bir alıyorum. Hemen doluyorum. 3 tane dolama olacak. Şimdi 3 ilmeğimi düz örüyorum. 3 ilmeğimi düz. Tekrar bakın doladım. Hemen ikisini bir alıyorum. Yine doluyorum şişime. İkisini bir alıyorum. Tekrar doladım. İkisini bir aldım. Şimdi arada bir tane aroşamız kaldı. Örneğimiz şu an bitti. Bir örneğimiz bitti. Şimdi ikinci örneğimizi de devam ediyoruz yine. Bakın hemen topluyorum. Doluyorum. İkisini bir topluyorum. Doluyorum. İkisini bir alıyorum. Doluyorum. Ortadaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar doladım şişime. İkisini bir aldım. Yine doluyorum. İkisini bir. Tekrar doluyorum. İkisini bir alıyorum. Bir tane aroşamız kaldı. Dikiş ilmeğimizde sıramızın sonuna çıktık bakın. Şimdi arka yüzeyi geçip hemen ön yüzeyde başlayıp sizlerden ayrılmak istiyorum. Çünkü örneğimiz şu an bitti. İkinci örneğimize başlayacağız. Siz modelimi izlerken ben de hızlı hızlı geçiyorum. Şimdi yine ön yüzeyine geldik sevgili izleyicilerim. Bakın aynı başlarken yaptığımız gibi bir tane dikiş ilmeğimiz, 6 tane de aroşa yapıyoruz. Bir dikiş ilmeğimiz, 6 aroşa yaptık. Hemen şuradan bakın ortadan ikisini bir alıyorum. Şu direk gibi olan yeri hiç kaybetmeyeceğiz. Şimdi doladım, tekrar bir tane düz ördüm. Yine doluyorum, ikisini bir alıyorum. 11 tane aroşa yapıyoruz arada. 11 aroşa yapıyoruz. Biraz hızlı geçiyorum. Burada fazla anlatılacak bir şey yok. 11 aroşa arada. Şimdi şu orta kısma geldiğimiz zaman yine bakın şu direk gibi olan yere yine geldiğimizde ikisini bir alıyorum. Bir tane doladım, tekrar bir düz. Yine doluyorum, ikisini bir alıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 6 tane de aroşa yaptık. Bu da dikiş ilmeğimiz. Böyle devam edecek modelimiz sevgili izleyicilerim. Bakın şimdi sizlerle ördüğüm şöyle ekranda tam şurada dursun. Burada bakın bir örneğimiz yanlarda. Öyle yukarıya doğru aynı devam edeceksiniz. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıkla kalın sevgili izleyicilerim diyorum.